Bu sene hasılat memnunuz hasılattan. Su olan bölgelerde iyi. Tabi ceyran parası, elektrik parası pahalı. Onlar çiftçiye yansıyor tabi. Mazot da pahalı, gübre de pahalı. Bunlar ister istemez mesela dönüme biz normalde 4 ton aldığımızda bizi kurtarıyor. 4 ton üstünde kâra geçiyor. Şu anda bu girdiler fazla olunca ister istemez bizim şeyimiz düşüyor. Mesela kar imajımız düşüyor. Onun için şu anda 5-6 bandında olan şey bizi kurtarıyor. Üstü bize ticaret kar geliyor bu arada. Onun için fiyat olarak fiyattan memnunuz. Yani fiyat fazla kötü değil. Bu sene iyi. Geçen sene nazaran %20 civarında arttı. Bir de buradaki sistemde şu anda mesela 4 tane burada boşaltıcı var. 4 kişi bu şeyi boşaltan eleman var. Ne yapıyor? 4'ü birden istop ediyor, geri yemek yiyor. Bu yanlış bir şey. 2 kişi yemek yiyecek operatörlerden. Bir de bu hakikaten burada sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşamamızın sebebi şu. Buradaki makineler çok eski. Eski bir makine. Burayı özelleştirmişler. Elazığ'ı özelleştirmişler. Burayı da bu yükleme işini özelleştirmiş olsa burada 10 tane personel çalışsa özel çalıştığı zaman 20 tane personel koyar. Çünkü ne kadar erken bitirirse adam o kadar ticareti fazla olacak. Ama burada... Yani bu kadar bir nevi kuyruk mu oluşuyor? Tabii ki kuyruk oluşuyor. Bugün en sakin halimiz. Yarın sen burada bu Saraybahçe, Köprüdere, Avrenk, Hoşmat'ın, Çakırkaş. Bunlar geldiği zaman böyle oluyor. Günde bir sefer mesela biz bugün sabah namazına gelmişiz. Bu ikinci seferimizdir. Ha buna da razıyız. Bir de bu aslında bunu 9. ayın 15'inde açıyorlar şeker fabrikasını. Burayı açmıyorlar. Burayı ne kuraklıktan dolayı bayağı geri atıyor. Kaçıncı ayı açtı lan? 10. ayın 26'sında. Zaten burada elinizde kalıyor. Yani şimdi bir Allah göstermesin bir yağmur yağsa tarlada hep çiftçi mağdur olacak. Bir an önce açsın orayı fabrikayı 9. ayın 20'sinde açsın. 9. ayda aç. Buradan mesela bazı ben Elazığ'a götürmüyorum ama Elazığ'a götüren arkadaşlar da sıkıntı yaşıyor. Niye yaşıyor? Günlük 20 kamyon, 30 kamyon vermiş. Ver 50 kamyon. Buraya zaten getireceğine oraya götürsün. Ne fark eder? Yani cebinden ekstra da bu vatandaş para koyuyor. Diyelim ki bir kamyon burada 1700-1600 liraya Elazığ'a götürüyor. Sana 800 lira veriyor. Niye? Buradaki fiyat, buradaki alan müteahhit burayı kaça almışsa bunun fiyatını sana veriyor. Ekstrasını sen kendin ödüyorsun. Elazığ'a taşıyorsun ürünü. Ha buna rağmen ya ver işte 40-50 lira. Burada hem buradaki yük de hafif olur. Durum böyle. Abi çiftçinin halini görüyorsun. Mazot almış başını gidiyor. Gübre alınmıyor. Burada kuyruk zaten ana baba günü. Yani böyle şey olmaz abi. Hem bilsin gübre abi. Gübre atamadığında adamın verimi düşüyor abi. Bir de kuraklık olduğu için su da şeyi de sıkıntı çekti millet. %30-%40 fazla yani %40'tan fazla oldu abi. Yani ya rezilliği görüyorsun abi. Şimdi daha ne diyeyim yani. Burada zaten 4 tane operatör koymuş buraya. 4'ü beraber gidiyor. Böyle iş olmaz abi. 2 saat adamlar keyfine göre çalışıyorlar. Yani böyle iş yürümüyor abi. Elazığ'a göre abi 10-15 gün gece alındı abi. Abi bunun size zararı var abi. Pancar çıkarmış abi adam 20 gün tarlada bekletiyor hep çürüdü. 20 gün tarlada bekletti. Niye adam bu adam emek yemiş yani buna sahip çıkan yok abi. Yani her şeyi bitirmiş abi zaten her şeyi bitirmiş. Çiftçiliği bitirmiş abi.
Ekin ekersin kazanamıyorsun. Pancar ekersin kazanamıyorsun. Bu millet ne yapacak? Bunun sonu ne olacak? Önce su vardı abi, istediğin gibi serbest sulayabilirdin. Şimdi elektrik parasıyla elektriği daha biraz zam geliyor. Elektriğin dibinden çıkamıyorsun. Bunlar hepsi bize etkiliyor abi. Hasret dört dörtlüktür. Yalnız böyle teslimatta sıkıntı çekiyoruz. Nasıl bir sıkıntı? Mesela güç açılır fabrika. Çiftçi kalır 11-12. aya. Böyle. Fiyatı memuruz bu. Fiyat iyidir. Yine de kurtarır. Mazot biraz pahalı. Gübre pahalı. Ya, gübre pahalı. Yok kuralın zaten rahatsız etti. Bu şey 600'dan geçen sene dönümü 600'dan aldık. Bu sene 180'dan aldık. Düştü. Sular biraz, tarla biraz şey oldu da yıprandı yani. Sıcaklar etkiledi az bir şey. Ama biz hiçbir şeyden şey etmiyoruz. Sadece işte bu pancarın böyle en son kışa kalıyoruz ya. Yani. Allah'tan yağmur yağmıyor, kurtarıyoruz. Yani kovancılar kanterini en sona bırakıyorlar. Açılışı gece açıyorlar. Kazancımızı da oraya veriyoruz. Kazanamıyoruz o zaman. Çamurda boğuşuyoruz. Mazota veriyoruz, işçiye veriyoruz. O zaman hiçbir şey kalmıyor. Bir 10 gün önce açsalar burayı. 10 gün önce açsalar yoğun çekmeyiz. Yani hepsini 10 güne 20 güne sığdırmak istiyorlar. O zaman da sığdıramıyoruz yani. Gücümüz yetmiyor yani. Bütün çiftçiler hepsi bir anda kantara geliyor. Geldiği için de mağdurluk çekiyoruz. Yani. Bir torba gübre olmuş 290 milyon. Seneye biz bunu atamayacağız yani. Atamayacağımız için de az ekim yapacağız yani. Yani o gübrenin dibinden çıkamıyoruz, mazotun dibinden çıkamıyoruz yani. Devletin verdiği size bu seneki fiyat olsun. Bu seneki fiyat iyidir. Ama önümüzdeki sezon için kurtarmaz bizi. Pancar şey etme, boşaltma. Eski makine durmadan arızalanıyor. Her gün arıza, her gün arıza. Bir arıza veriyor, bir saat biz burada mağdurluk çekiyoruz yani.